olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol Batman Hanım, sağ ol. Ayşe Arapınar'ın demirbaşı. Evet. Şiraz kesin. Ne yapayım? Lazım. Ve işin uzmanı. He, uzmanıyım, geldim. Tamam, ne iş varsa göreceğim, söz veririm. Yani bu çınarlar gerekli. He. Biz ıhtıyarız, ıhtıyarlar. Peynir yapımında da, salçada da, yufkada da püf noktalar önemlidir. Evet. Başlayacağız, çekimini alacağız abi şimdi. Tamam. Acı suyu çıkar. Bir demlik basmış, kum basmış. Şimdi boşaltma dedi. Gel onları boşaltma. Geri boşaltmasın, zor olmasın diye. Olsun şuna. Tamam, gel tamam. Şimdi, gel tamam. Bir parça bu. Hadi, şu tuzsuzundan gel. Başkanım, tuzsuzundan. Ya, tuzdan yine. Tuzdan, başkanım. Ağızlarına bakıp tuzu iyi. Tekrar bezini değiştirip tekrar koyacağım. Şimdi bir ser gel. Kuma yüzüstü koyacağım. Bir hafta böyle durduktan sonra kuma böyle yüzüstü koyup yine taş koyacağım. Şimdi bir haftalık bir boşu. Yapım aşaması, mengene denge verme dediğimiz olay ve ondan sonra çörek otuyla, tuzla yoğrulması ve ayrıca çölmek basma aşamasına geçilmesi. Bunun içerisinde biraz önce de ifade ettiğim gibi
Bizim salça yapımımızda da, yufka yapımımızda da, çölmek peyniri yapımında da özellikler var. Öz vatanımıza has özellikleri var. Bunları da Ayşe ağamız sağ olsun püf noktalarını bilen kişilerden bir tanesi. Bize yer yer gelir, yardımcı olur. Yani köyün ileri gelenlerinden, yani bu işi bilenlerden bunlar, yardım alıyorsunuz. Bu işin çınarı. Şimdi aşamaları çok. Pişme aşaması ve mayalama aşaması. Mayamızın ayrı bir özelliği var. Biz hazır maya kullanmıyoruz. Özellikle kendi yaptığımız mayayı kullanıyoruz. Bunun içerisinde de tahmin ediyorum 40'a yakın doğal olmak şartıyla araziden topladığımız işte otu, çiçeği, efendime söyleyeyim keki, bütün keki, her şeyi mevcut. Özel kaynadırız. Çay gibi değil. Onu hemen soracağım ben size. Başkanım biraz anlatsın içeriğini. Yaptığımız mayayla biz bunu mayalarız. Mayaladıktan sonra peynirimiz olma aşamasına gelir. Şu anda mengenede. Mengenede dengeliye verildi. Akşamdan belli duruyor. Şu an açabiliriz. Açtıktan sonra şimdi çörek otlarımız hazır, tuzumuz hazır. Onlarla çölmek basma aşamasına geçiyoruz. Ayrıca bunların her birinin salçanın, yufkanın, çölmek peynirinin, turşumuzun, girabolumuzun ayrı bir özelliği var. Öz vatana has. Bunlarla ilgili de belediye olarak vatandaşın yapım evinde yaptığı şekliyle değil de bunu daha profesyonelleştirelim. Öz vatanımızın tanıtımına katkı sağlasın. Hem de bir gelir kapısı olsun, istihdam sahaları açılsın düşüncesiyle. Tarım İlçe Müdürlüğümüz başta olmak üzere, Kalkınma Ajansımız, Büyükşehirimiz başta olmak üzere. Ortaklaşa kurulan burada bir mevcut birliğimiz var. O birlik vasıtasıyla şu an itibariyle de yılbaşında faaliyete girecek olan patentini balımıza ve çölmek peynirimize aldık. Bu da ayrıca hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir aşamaydı. İsim almak önemli. İsim olmazsa tanıtımına katkı sağlayamıyorsunuz. Hem de kontrol altında yapılıyor oluşu, kontrol altında satılıyor oluşu ayrı bir özellik taşımakta. Bu manada da yapılmış bütün öz vatanımızdaki üretilen ürünlerin belediyemiz bünyesinde toplanaraktan da Kayseri'de de ayrıca bunun satış ofisleri açaraktan satışını o merkezden vatandaşa sunmaya çalışacağız. Bütün söylediğiniz ürünler artık seri üretimde markalaşmış olarak satılacak değil mi? Aynen öyle. Hem markayı bir yandan alıyoruz hem de vatandaşımıza markalı malların sunulmasına gayret ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Hemen Ayşe teyzemize geçelim. Ayşe teyze, seni bir tanıyalım öncelikle. Öz vatanın ihtiyarıyım işte bir dene. Yaş kaç? 73. 73. Kaç yıldır bu peynir işiyle uğraşıyorsunuz? Anamdan babamdan doğalı bunun içindeyim ben. Çocukluğum ben bunun içindeyim. Kuplu tasa başladım o sahamıya. Daha da sahıyorum. Peki bu mayanın özelliği nedir? Mayanın özelliği dağlardan taşlardan otu var, çöpü var, iyi de pürü var, her türlü. Keki var, kengeli var, her türlü 7-8 türlü otu var. Onları toplarız ana baba kokusunu. Güzden kurudur, armut pürüne varana atlar. Hazırlarız. Baharında bu işi yaparken kurarız. Bunun içine ve 30-40 türlü de mahluk atarız. İncirinden tut, keçi boynuzundan tut, hasidesinden tut, seğinden tut. Yapmadığımız, atmadığımız balından tut, pekmezinden tut. Her şeyi katarız içine. Çömlek peynirin özelliği mayasında mı? Evet, tabi mayasında. Mayasında tabi. Ötekininkiyle mayalar 10 gün sonra kokar. Hele de bir eski maya olursa o. Ama bu bizim peynirimizin mayası hiçbir şey olmaz. Bunu iç hastalığa da iyi gelir. Aynı çayı nasıl gidiyorsunuz? İyi yerden içiyorsunuz. Aynı bu da öyle. Ipıl ipıl yanar. Aynı biz de öyle demlerik yavrum bunu. Büyük kazanlarda. Öyle küçük müçük değil. Koca kazanlarda demlerik, durduruk ondan sonra kuruk. Buğdaya varan adem kaynadırık içinde. Peki bu yaptığınız mayayı öğretiyor musunuz sizden sonrakileri? Tabii öğretiyor. İsteyene öğretiyor. İstemeyen şimdiki nesiller. Yok 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 aman hazıra kopuyorlar. Şimdikiler hazır. Ekmek bükülü yesin diyor şimdikiler. Don dikili yesin diyor affedersin. Geçim etseler bunları yapmadan geçtin. Yani herkes hazır yiyor değil hazır mi? Hazır istiyor tabii. Hazır istiyor. Biz maya inedek. Biz ekmeği inedek. Biz peynir inedek diyorlar. Kocalarıyla geçinseler biz hiçbir şey istemiyoruz. Tavsiyeniz ne olacak? Tavsiyemiz yapanlara, edenlere, bazı da öğrenen gençlerimiz var. Allah razı olsun diyorum. Benim bir gelinim var, benden düşsün şimdi.
aldı elimden. Her şeyimi aldı. Teşekkür ederiz. Sağ ol yavrum. Haydi.